Ben Eğitimpedya diye bir blog kurdum. Zaman geçti işte. İyi işler yapıyorum. Kendimce işte okullar kuruyorum, danışmanlıklar, bakanlıkta işler yapmışım. Böyle eğitimde yükselen yıldız gidiyorum. Eğitimpedya diye bir blog kurdum. Blogu açtığım gün 50 bin kişi geldi. Hatta şöyle oldu, ben blogu açtım. Bir tane çocuk bana danışmanlık yapıyordu. Hayatımda aldığım en iyi danışmanlıktır. Benim bir şirketim var, danışmanlık şirketi. Ya diyorum, web sitesine hiç kimse gelmiyor. O da dedi ki bana, abi dedi, sen internette insanlara bir fayda sunarsan onlar oradan sana gelirler. Ne yapacağız dedim. Sen özel okul kurmanın yolları falan gibi yazılar yaz. Biz de o yazıları dedi link verelim senin sitene. Yani bugün herkesin çok bildiği şey o günlerde bana çok uzak geliyordu. Ben de tamam dedim bir kurayım. Eğitimpedya diye bir blog kurdum. Abi dedi en az 10 tane yazı yazman lazım dedi. Tamam dedik, ben yazıyorum. Birkaç kişiye çeviriler yaptırttım falan. Bekliyorum, hadi açalım. Olmaz, en az 15 yazı. İnsanlar girer, başka yazı olmazsa hemen çıkarlar. O da doğru değil. Neyse bekledik bekledik. 2013'ün yılbaşı gecesiydi. Neyse akşam eğlendik falan. Ben kurtlu da bitirdim. Dayanamadım artık yani. Cenk'e soracak halim yok. İşte bu yılın benim için en güzel olayı blogum yayında diye bir tweet attım, yattım. Sabah 8 gibi baktım, telefonum defalarca çalmış. Cenk. Açtım, hayırdır Cenk? Abi dedi, sen bloğa bir şey mi yaptın? Benim ilk aklıma gelen şu oldu, o kafayla inşallah dansöz falan koymadık. Yani ne yapmış olabilirim o saatte? Bloğa diyorum, dedi ki ya dün gece 100 bin kişi girmiş, özür diliyorum 50 bin kişi girmiş. Şu anda hala takip ediyor falan. Ben Google Analytics'i öğretmişti bana, açtım. Aa, o anda sitede 400 kişi. Yılbaşının ertesi günden bahsediyoruz. Bütün gün sürdü o, 3 gün boyunca. O an online olan 400 oluyor. Orada sitenin kapasitesi, ben 10 dolarlık ucuz bir hosting almışım. Tabii bu kapasite dolunca 3 gün sonra bizim yayını kestiler. Neyse orası normale geldi. Şimdi içimdeki ama çocuklukla ilgili şey bitmiyor.